Selamünaleyküm arkadaşlar. 1 Aralık 2023 tarihindeyiz. Bu mamalık meselesiyle alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü biraz kızgınım bu konuda. Kızgın olmamın sebebi de bu mamalık nedir? Ve niçin mamalık kullanılıyor? Onu bir türlü anlatamamış olmamdan dolayıdır. Ya da usta diye geçinen arkadaşlar veyahut olan arkadaşlar bu acemilere mamalık niçin kullanılır ve niçin olması gerekir diye anlatmamış olmalarındandır. Yani çok da fazla böyle Türkçeyi yağlandırıp budaklandırıp çok harika bir Türkçeyle size bir şeyler anlatmaya çalışmayacağım. Çünkü zaten o kadar bir becerim de yok. Yani hatip falan da değilim. Bu videoları biliyorsunuz tamamen amatörce çekiyorum. Elimden geldiği kadarıyla kameranın karşısında çok olmamak dileğim olsa bile bazen geçiyorum işte böyle bir şeyler zırvalıyorum kendi payımca. Şimdi bu mamalık konusu esasında kuşçulukta, sakacılık olsun, florecilik olsun veyahut diğer tür kuşlarda olsun çok önemli bir şey. İki sebepten ötürü mamalık kullanılmalıdır. Birincisi ötüme teşvik için. İkincisi sağlıksız bir kuşu mamalığa doğru yönlendirip o mamalıkta ne olduğunu bulup veyahut isteyerek oraya gidip sağlıkla alakalı o kuşa yardımcı olmak için bulundurmak gerekir. Ayrıca bir de üretim amaçlı tabii. Bu üçüncü madde biz doğa kuşçularını çok fazla irdelemiyoruz ama üretim amaçlı da bu mamalıklar çok önemli. Yani üç nedeni var aslında. Şimdi şöyle izah edeyim size. Şimdi arkadaşlar ana yemlikte dediğimiz o büyük yemlik dediğimiz kısımda ben de şahsen çok eskiden hep ısrarla kenevir koyun, hep orası kenevirli olması lazım, kuş kenevirsiz ötmez falan filan derdim ama eskiden de o. Çünkü şimdiki kenevirler çok iyi, inanılmaz kötü ve iğrenç oldukları için, genellikle parafinle kaplanmış oldukları için veya pişirilmiş oldukları için çok da fazla kaliteli bir kenevir kuşlarımıza tükettiremiyoruz. Dolayısıyla sistemi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü hepsi alt yapıyor. Sağlıksız ötümler sergiliyorlar ve hepsi yani gerçekten çok hastalanıyorlar yani. O nedenle ana yemlikte düz yem bulundurun. Yani aspur. Aspur. Bak aspirle karıştırmayın. Aspur. Yani düz kanarya yemi dedikleri ya da düz saka yemi dedikleri yemi orada bulunduracaksınız. Yani sırf orası aspurla dolu olacak. Oranın içine herhangi bir şey katmayın. Yoksa orayı çorba edecek, karıştıracak, taşımaya başlayacak. Dediğim gibi bu yemleri çorba edecektir ve içinde sadece yediği ve sevdiği şeyleri ayıklamak ihtiyacı hissettiğinden dolayı hepsini böyle harmanlayacaktır. Sağa sola savuracaktır. Yemlikten daha fazla yem yerlerde sürünecektir yani. Hadi gel o konu ayrı bir konu da şimdi oraya fazla girmeyeceğim. Bizim esas meselemiz mamalık meselesi. Şimdi mamalıkta esas olan veri şudur. Mamalığa her ne koyarsanız veya koyacaksanız kuş illa ve mecburiyetten dolayı değil sevdiğinden dolayı oraya gidip bakmalı. Yani o mamalığın içine burnunu sokup yani gagasını oraya sokup orada bir şeyler iyi bir şey bulabileceğini bilmelidir. Bunu siz alıştıracaksınız kuşa. Yani mamalıkla alıştıracaksınız. Bu mamalıkla bunu alıştırmanızın dediğim gibi daha önce 3 tane ana sebebinden dolayı siz alıştırıyorsunuz. Yani orada sırf düz yemi olduğundan dolayı, ana yemlikte düz yemi olduğundan dolayı oraya sık sık gidip İyi bir şey bulamayacağını bildiğinden dolayı sadece karbonhidrat ağırlıklı aspuru tercih etmediğinden dolayı yani orada sadece karnını doyurmak için gidecektir
ve orada sadece Aspur'u yiyecektir. Ama oraya mamalık koyduğunuz an hemen tüneye geri dönüp o mamalığa ne koyduğunuzu kontrol etmek için oraya burnunu sokacaktır. Bu da alıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş, bugün senin işte özel günün. Ben sana mamalıkta ikramını sundum. Yani mamalık her daim, yani haftanın 7 günü dolu olmayacak. Yani bunu böyle yaparsanız haftanın 7 günü dolu olursa bu sefer yemliğe gitmiyor. Yemlikten ihtiyacı olan o Aspur'u yemeyecektir. Hep mamalığı tüketmeye çalışacaktır. Bu sefer orada da bir eksiklik yaşayacaksınız. O nedenle mamalığı sadece haftanın belirli günleri, yani atıyorum şimdi sallıyorum, yani bunu afaki olarak sallıyorum. Salı, Perşembe günleri dolu olacak. Yani haftanın 2 günü. Aslında o günler de sizin için önemli. Yani ötüme gittiğiniz vakit veya gittiğiniz zamanla da alakalı. Çünkü o mamalık tüketilecek. Tükettikten sonra bir ders evresi olacak. O dersten sonra işte ötüm yapmaya başlayacak. Bunlar çok böyle brilliant verilerdir ve değerli bilgilerdir. Bunu da anlatmaya kalksam şimdi yarım saatlik bir video ortaya çıkacak. Anlatması da zor. Tecrübe etmeniz lazım bunu. Yani örnek vereyim şimdi hemen. Pazar, salı siz kuşa mamalıkta iyi ötüm tohumu verdiniz veya maması hazırlayıp verdiniz. Pazar, salı bunları az miktarda vereceğiniz için pazar, salı bitecek. Çarşamba günü de yani doğal olarak ders yapmaya başlayacak. Perşembe günü ders yapacaktır. Cuma günü makaraya düşecektir. Tekrar talep ettiğinden dolayı cumartesi veya pazar ötüme gittiğiniz için aç ötmeyi seven bir kuş ise makaraya ağır bir şekilde düşecektir. Verdiğiniz tohumlarla alakalı bunlar. Bu bilgiler öyle lambur lumbur anlatmayla bilmem neyle olmaz. Yani ben bunlarla belki anlatabilirim tabii ki. Ama ortaya 50 tane video çıkar. Bu kadar riske de giremem yani. Ne kendimi yormak isterim ne siz yorulun. Bu bir örnek, bunu siz artık böyle düşüneceksiniz. Siz kalkarsanız aç kuşu tanımıyorsunuz bir kere. Mamalığa döneceğim, merak etmeyin. Kuşu tanımıyorsunuz. Kuşa pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi, pazar dayıyorsunuz önüne mamalı, içindeki tohumu, mamayı neyse ne veriyorsanız içinde. Ondan sonra kuşum ötmüyor. Ötmez. Yani her gün önünde harika şeyler olursa doğal olarak da pek de ötmeyi sevmeyecektir. Ama bazı kuşlar vardır ki ötmek isteyecektir. Çünkü o mama veyahut o tohum olmadığından dolayı ötmeyi tercih etmeyecektir. Yani onu isteyecektir. Onsuz da ötmeyecektir. Yani bazı kuşlar aç öter, bazı kuşlar tok öter. Yani bunun için de kuşunuzu tanıyor olmanız lazım. Bunu da yeni bir kuşla olmaz bu iş. Yani Ekim ayında, Kasım ayında tuttuğunuz kuşu şimdi Mayıs ayında ne kuş kendini tanır, ne siz kuşu iyi tanırsınız. Mayıs ayında harikalar bekleyemezsiniz. Yani bu 2-3 sandıklı kuşlar, 4 sandık kuşlar için geçerli benim anlattıklarım. Dolayısıyla mamalıkta eğitim verirsiniz. Yani mamalık ile eğitim verirsiniz. Bu mamalık ile vermiş olduğunuz eğitimlerle oraya burnunu sokmasını öğrenecek, ihtiyacını oradan giderecek. Sizin ihtiyacınız olan, ötüm ihtiyacı olanı da siz ona oradan vereceksiniz ki bana şu zamanda öt, şu zamanda şunu ver, şu zamanda sus, şu zamanda da işte bir şeyler sergile. Bunu siz öğretiyorsunuz ona. Yani bu ötümle alakalı bir kısım idi. Bir de bunun sağlıkla alakalı bir kısım var. Devamlı ona iyi bir şeyler verdiğiniz için kendini iyi hissetmediği dönemlerde, kuşun yani kendisini hissetmediği dönemlerde o mamalığa doğru yöneleceğini biliyor olmanız lazım. O bir gidecek oraya, hasta diyelim, keyfi yok veya ishal. Siz ona işte patates püresi vermeye çalışıyorsunuz ya da ishalinden dolayı pirinç püresi vermeye çalışıyorsunuz. Hoş ağzına zorla gırtlağına tıkacak haliniz yok. Mamalıkta veriyorsunuz. Dolayısıyla o alışık olduğundan dolayı o mamalığa doğru yönelecektir. Yöneldiği için de oradaki
ne koyarsanız koyun, yani bok bile koysanız oraya gaga vuracaktır. Alışmış olduğundan dolayı. Çünkü biliyor ki ana yemlikte sadece düz yem var. Mamalık her daim iyi bir şey olması gerekiyor diye bilir. Bildiği için de sağlıksız bir kuşu da bu şekilde yetirsiniz. Üretimciler zaten bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü her üretim aşamasında olan veya o evreye hazırladıkları kuşları da mamalıklarda mamalarını hazırlayıp sunarlar ki kuş oradan ihtiyacını giderir ki çoğunlukla ilaç katılmıştır içine. Gider ve üretim performansını arttırır ki üretimde kullanabilsin. Demem şu ki mamalık çok önemlidir. Şimdi bu sefer tutturuyor arkadaşlar. Bunun içine ben ne koymalıyım? Ya arkadaş, mamalığın içine ne koyacağını ben nereden bileyim? Kuşun senin ne sevdiğini ben nereden bileyim? Onu da kuşu tanıyarak yapacaksınız. Bileceksiniz. Ben sadece size derim. İşte bunu haşhaş koy, darı koy, keten tohumu koy, biraz ay çekirdek koy, işte biraz kenevir koy, biraz yulaf kat diye sallarım. Bakalım bu kuş bundan bir alerjik sebebi mi var? Bu kuş bunları seviyor mu? Bu kuş bunları yemekten hoşlanıyor mu? Bir kere hangi bölgenin kuşun olduğunu biliyor musunuz? O kuşu nerede tuttunuz? O kuş size nereden geldi? Her kuş da her bir şeyi de yemez. Ben bunu anlatmaktan veya izah etmekten yoruldum arkadaş. Örnek vereyim. Trakya kuşu besliyorsanız bu çekirdeksiz olmaz. Çekirdek yulaf sever Trakya kuşu. Çünkü onu tanır, bilir. Atıyorum İç Anadolu'dan bir kuş tutmuşsunuz, bulmuşsunuz, etmişsiniz, almışsınızdır neyse ne. Ona da işte bulgur veya buğday kırı verebilirsiniz. Çünkü kuş bunu bilir, tanır. Şalgam tanır. Ne bileyim, keten tohumunu tanır. Aspuru tanır. Pardon, aspiri tanır. Aspiri dediğimiz de o beyaz bir tohum var. Şimdi siz kalkarsanız Doğu Karadeniz kuşu edindiniz, yani Rize, Artvin, Trabzon, o taraflardan edindiğiniz kuş, o mesela çekirdeği çok iyi tanımaz, bilmez. Ama keneviri iyi bilir. Yani her bölgenin de kendine göre bir şeyi var yani. Kuşu yedirme veyahut ona bir şey verirken neden hoşlandığını kuş daha iyi bilir de. Siz de kuşunuzu biraz tanıyın artık ya. Daha ne diyeyim ben size? Şimdi ben sallarım. Bütün şunu ver. Kuş aç kalmış. Suçlusu ben miyim? Sensin. Çünkü kuşun tanımıyorsun. Ne yediğini bilmiyorsun. Yedikten sonra pislediği bokunun şeklini, şemalini veyahut rengini bilmiyorsun. Kıvamı nasıl olduğunu bilmiyorsun. Kuru mu, kabız mı, ishalme adayı mı, yoksa ishale doğru mu gidiyor, hastalığa doğru mu gidiyor? Bunları bilmiyorsun. Kuş besliyorsun. Bir de mamalıkta ne vereceğim? Ne vereceksin? Yani biraz doldur içine, sonra takip et bakalım ne yiyormuş bu kuş. Neyi daha çok severek tüketmiş. Ben şimdi desem ki şimdi onun içine mavi haşhaş koyun. Oh lokum, yağ oranı harika. İşte kızıştırıcı özelliği var. Kırmızı turp tohumu koyun, doldurun. Bunun işte kızıştırıcı özelliği var. İşte üretim şeylerini arttırır. Ondan sonra işte kuş bu üretim testosteronlarını arttırdığınız için kuş ötüme kalkacak desem ne olacak? Yani kuş severek yememiş. Ne yapacağız şimdi? Veyahut hiç tüketmemiş. Aç bıraktınız hayvanı. Yani öyle bir şey vardır ki arkadaş, bak bir daha izah etmeye çalışmayacağım, anlatmaya çalışacağım. Kısa ve öz anlatmaya çalışacaktım güya ama uzadıkça uzadı. Zaten sohbet videoları bunlar. Bu sohbet videolarının içinde eğitimsel anlamda bir sürü şey de izah ediyorum.
Ettiklerimi de lütfen artık not mu ediyorsunuz, kafanıza mı kazıyorsunuz ya da söylediklerimi bir ustaya mı teyit ettiriyorsunuz? Ettirin. Yanlış bir şey söylemediğim ben biliyorum. O usta da diyecektir. Evet doğru söylüyor. Eksik bir şey söylemiş olabilirim ama fazladan da şey de söylüyorum. Mamalıklarınıza ne koyarsanız koyun. Bir kere içindeki kuş bilecek ne yiyeceğini ve siz de onu takip edeceksiniz. Ne yediğini bileceksiniz. Mama mutlak olmak zorunda. Çünkü hastalıktı, sağlıktı, ötüm için, üretim için bu şart. Ancak mamalıkta bu eğitim verebilirsiniz. Kuşunuzu daima etinden, bokundan, tüyünden, gözünden, tırnağından takip edeceksiniz. Bileceksiniz bu kuş şunları şunları yedikten sonra şu emareler göstermeye başladı. Bir anda bunları öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin tabii ki. Bunları zaman ve süreç lazım. Şimdi durup dururken bunları öğrenmen bir an... Öğrenemezsin. Öğrenmen mümkün değil zaten ya. Ama anlata anlata belki bir örnek de verebilirim. Bir örnek videolar çekip bilmem ne falan ama ben belgeselci değilim yani. Zıppırt birilerine bir şey izah edeceğim diye belgesel tadında bir sürü örnek ortaya koyamam. O kadar da becerikli değilim. Ama siz de biraz çaba sarf edin. Ya daha dişi mi erkek mi ayırt etmesini bilmiyorsunuz kuşları. Kuş beslemeye çalışırsınız. Makara ayırt edemezsiniz. Makara bilgisini kovalarsınız. Ya bunlar sonraki işler arkadaşlar ya. Önce kuşunuzu sağlıklı yaşatmaya bakın. Sağlıklı olmasını sağlayın. Sağlıklı beslemeye çalışın. Bu kuş sağlıklıysa zaten ötülecek. Bu kuş sağlıklıysa üretimi alabilirsiniz. Bu kuş sağlıklıysa size hizmet eder. Onun dışında sağlıksız kuş hiçbir şey yapmaz. Ona dışarıdan ilaç milaç falan verip de daha fazla öttürmeye çalışmayın. Bunlar hep boş işler. Boş satıcı mantığıdır bunlar. Tekrar mamalara geri dönüyorum ve şunu size arz edeyim. Mamalık sizin için önemlidir. İçine koyacağınız şeyleri siz koyduktan sonra takip edeceksiniz. Ha bir de şunu da ekleyeyim araya. Saka için verilen tohum çeşitlerini flüreye vermeyin. Yani bu sağlık tohumu diye bir satılan bazı tohumlar var. Bunlar genellikle sakada çok faydalı ama flüreda mümkün değil. Sağlıksız oluyor çünkü kuş ishal oluyor. Eskiden mi hatırlıyordum işte 109 numara, 115 numara diye bir şeyler satıyorlardı. O tohumların içinde işte ne bileyim neydi adı? Çimen tohumları falan var. Lahana tohumları gibi tohumlar var. Çeşit çeşit. 50 tane 40 çeşit tohum var. Flöre bunları tüketir. Tüketmeye çalışır da tüketir de. Ama ishal oluyor. Sonu ishal. Dolayısıyla flöreye bu tarz minik tohumlar verilmez. Bunları da takip edin. Adam diyor ki ben diyor süper sağlık tohumu aldım. İşte incir tohumu da işte keten tohumu da bilmem ne tohumu ama içinde bir 40 çeşit 50 çeşit tohum var. Flöre'nin önüne koyuyor. Flöre bir ay sonra bak diyor ki ya kuşu baktım işte ishal gibi. Ya da kurumaya doğru gidiyor ya da bir siyah bir çizgi olmuş veya alt yapmış karnı şişmiş. Yani ya olacak tabii. Flöre kuşu biraz daha iri taneli tohumlar tüketir. Bunu da artık öğrenin. Dolayısıyla şu mamalık işine azami ve riayet edin ya arkadaş tohumlarınızı mamalıkta verin. Ne yediğini takip edin. Ne yiyor onun içinden, neyi daha çok seviyorsa bilin. Ondan sonrası kolay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.